tatlı kedicikler. Çok tatlıyız. En tatlı benim. Miyav. Yılbaşı gecesi. Bir yılbaşı gecesiydi ve tüm aile kutlamaya hazırlanıyordu. Evet çocuklar, bugün saat 9'da yatmanıza gerek yok. Gece yarısına kadar bekleyip yeni yılı kutlayabilirsiniz. İlk defa yeni yılı yetişkinler gibi kutlayacaksınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Gece yarısına kadar uyanık kalacağız. Yeni yılı hep birlikte kutlayacağız. Küçük kol ve büyük kol en tepede olduğunda yeni yıla gireceğiz. Sanırım bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ve 5 dakika sonra... Yeni yıla ne kadar kaldı? Ben biraz sıkıldım çocuklar. O zaman bir şeyler yapalım. Neden annemize yardım etmiyoruz? Anne. He? Anne. Anne. Oh. Sana yardım etmek istiyoruz. Teşekkürler canlarım ama kendi başıma halledebilirim. Tamam, o zaman babama yardım edelim. Baba, yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim çocuklar. Ama havai fişekleri dışarı yerleştirmem gerekiyor. Bu size göre bir iş değil çocuklar. Üzgünüm. Biraz televizyon izlemeye ne dersiniz? O arada zaman hemen geçmiş olur ha? Aa, en sevdiğim korsan programı başlamış. Harika! Bu sırada saat ancak 9 olmuştu. Asla uyumamalıyız. Televizyon yüzünden olmalı. Ne? Saat 9 olmuş. Normalde bu saatte yatağa gidiyorduk. Uyuyakalırsam tüm eğlenceyi kaçıracağım. Hey çocuklar, kafamızda bir kova su taşıyabiliriz. Böylece onu dengede tutmaya çalışırken uyuyakalmayız. Evet, ama düşürürsek ne olacak? Yeni yıla ıslak girmek istemeyiz. Çünkü yeni yıla nasıl girersek tüm yıl öyle geçer, değil mi çocuklar? Baksanıza, bence şimdi dışarı çıkmalıyız. Hava çok soğuk olduğundan asla uyuyakalmayız. Buz küpüne dönmüş bir halde yeni yıla nasıl gireceğiz, söyler misiniz? Çok iyi bir fikrim var. Neden vaktimizi arkadaşlarımızın yılbaşı hediyelerini paketleyerek değerlendirmiyoruz? Böylece uykumuz gelmez çocuklar. Yılbaşı hediyelerini paketlemek çok eğlenceli olsa da aynı zamanda çok da yorucuydu. Kurabiye, şeker ve puding. Gece yarısı olmak üzere. Şuna bak. 3 küçük hediye paketi varmış burada. Bırakalım da uyusunlar hayatım. Çok yazık oldu. Ama sorun değil. Gelecek yılki yılbaşında tekrar deneriz. Anlaşılan Şeker yeni yıl kutlamasını kaçırmamak için öncesinde alarm kurmuş. Herkese günaydın. Olamaz. Uyuyakalıp yeni yıl kutlamasını mı kaçırdık? Gece yarısına daha 30 dakika var. Yani kaçırmadınız. Bir şekerleme yaptım. Partiye hazırım. 5, 4, 3, 2, 1 ve mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Diğer kedicikler de uyanık kalabilmeyi başarmış. Mutlu yıllar! Kedicikler birbirlerine yılbaşı hediyelerini verdi. Bir sürpriz daha. Babam havai fişek patlatacak. Tatlı kediciklerin ilk yetişkin yılbaşı gecesi çok renkli. Oley! Havai fişekli ve arkadaşlarla yaşasın dolu geçti. Ve hiçbirinin birazcık bile uykusu gelmedi. Kedicikler dalışa gidiyor. Bir gün babaları tatlı kedicikleri bir deniz fenerinde yaşayan dedelerini ziyarete götürdü. Hey, hoş geldiniz küçük kedicikler. Merhaba dede. Baba. Miyav. Sen fabrikaya gidebilirsin. Biz çocuklarla çok eğleniriz. Bu harika. Miyav, 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 miyav.
Bugün okyanus çok sakin görünüyor. Bu harika. Çünkü hep birlikte deniz altında yüzmeye gidebiliriz. Acaba dedemin bahsettiği denizaltı da ne? Nasıl olacak ben etrafta denizaltı göremiyorum? Evet, hazır mısınız? Tüple dalış yapmaya gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Dalmaya gidiyoruz. Tüple suyun altına dalış yapacağız. Nasıl nefes alacağız dede? İçinde hava olan özel tüplerle nefes alacaksın. Suyun altında nasıl göreceğiz dedeciğim? Özel su altı maskeleriyle. Hareket etmek zor olmayacak mı? Hayır, bunun için paletleriniz olacak. Üstümüze de bu gösterişli dalış kıyafetlerini giyeceğiz. Bunun için bir sürü ekipman gerekiyor. Neden suyun altında yüzüyoruz ki? Evet doğru, aşağısı çok ıslak. Çok güzel, özel ve değerli bir deniz kabuğu arıyoruz. Şuradaki kayanın yakınlarında. Sonra dona kalır. Haydi gelin çocuklar. Çocuklar, sizi bekliyorum. Haydi gidelim. Suyun altında kedicikler kendilerini tüy gibi hafif hissediyordu. Bir deniz canavarı kuyruğumu ısırdı. Bu değil, o sadece küçük bir yengeç. Sana zarar veremez. Hadi suya gel. Hayır, sanırım bana bu kadar dalış yetti dede. Bence haklısın Puding. Ben de seninle kalacağım. Suyun altında kalırsam bronzlaşamam. Tamam o zaman. Ben de gidip o güzel ve harika deniz kabuğunu tek başıma bulurum. Tatlı kedicikler dedelerinin dürbünüyle etrafı izliyorlardı. Vay, şu dağlara bakın. Etrafında kuşlar uçuyor. Ben ne bakacağım? Ben de. Çetin patilerini hazır ver. Daha bitirmedim. Olamaz. Dedem çok üzülecek. Çok iyi bir fikrim var. Tüplü dalış yaparak dürbünü arayabiliriz. Bu harika bir fikir. Hadi atlayın. Dedelerinin gözü tatlı kediciklerin üzerindeydi. Onlar dalışın ne kadar harika olduğunu keşfederken keyiften dört köşeydi. Söyleyin bakalım, dalışı sevdiniz mi? Bence harika. Bak ne bulduk. Muhteşem bir hazine buldum. Ben de bu güzel deniz kabuğunu buldum. İşte bu tam da bulmak istediğim türde bir deniz kabuğu. Sizden tüplü dalış dersi mi alsam, ne yapsam? Dede söylesene, neden böyle bir deniz kabuğu arıyordun ki? Bunun özelliği nedir? Bu deniz kabuğunun içinden okyanusun bütün seslerini dinleyebilirsiniz. Çok güzeldir. Hadi onu kulağına koy. Tüplü dalış o kadar kolay bir şey değildir. Ama tatlı kedicikler dalmayı bir kez öğrenince deniz altında muhteşem şeyler keşfedebileceklerini gördüler. Babayla geçirilen gün. Günlerden bir gün anne kedi arkadaşına ziyarete gitmeye hazırlanıyordu. Bugün babanız benim yerime geçecek. O yüzden uslu olun, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Bu da ne demek? Babamız artık annemizin yerinde mi oturacak? Pembe bir elbise giyip saçlarını uzatıp süslenecek mi yani? Ne? Hayır. 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 Belki spor salonunda annemin egzersizlerini yapacaktır. Öyle değil. Bugün annemiz yerine bize babamız bakacak demek oluyor. Bu harika. Miyav, 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 miyav.
Baba, 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 uyan, uyan, uyan baba. Hadi, bugün bütün gün bize bakacaksın. Evet, hadi. Babacığınızı takip edin. Baba, kediciklere en sevdikleri eklerden yapmış. Çok lezzetli, yulaf lapasından çok daha iyi. Babamızın bugün bize bakması çok iyi oldu. Şimdi de biraz televizyonu izleyelim. Kazların göçünü gösterdiğimiz canlı yayınımızın 38. saatine girerken... Baba, yapacak başka bir işin yok mu? Nasıl yani? Annemin yaptıklarını yapman gerekiyorsa... öğle yemeği hazırlamalısın. Ve giysileri yıkamalısın. Ve tüm evi süpürmelisin. Anneniz bütün bunları yapıyor mu? Vay be. Tamam o zaman. Kedicikler en sevdikleri korsan programını açtı. Bu arada babaları anneleri yerine öğle yemeği için pizza yaptı. Ve tüm kirli kıyafetleri çamaşır makinesine attı. Ve halıları süpürmek için elinden geleni yaptı. Efektler harika. Topu her ateşlediklerinde dumanın kokusunu alıyorsunuz, değil mi? Bu televizyondan gelmiyor, bir şey yanıyor. Oo, bu da ne böyle? Çamaşır odasından baloncuklar çıkıyor. Anne? Bekle, annem yok. Baba! Baba! Yine ne oldu? Mutfakta bir şey yanıyor. Ve çamaşır odasından da köpükler çıkıyor. Eyvah. Dur, dur. Pizza. Çok sıcak, çok sıcak, sıcak. Ben tam bir şaşkınım. Çamaşır ve temizlikle uğraşırken pizzayı fırında unutmuşum. Annemin işleri göründüğünden çok daha zormuş, değil mi? Annem buna çok üzülecek. Çok iyi bir fikrim var. Bu işler çok zor olduğuna göre babama yardım edebiliriz. Kediciklerin yardımıyla baba kedi her şeyi doğru düzgün yapmayı başardı. Miyav, bu kadar zamandır televizyon mu seyrediyordunuz? Hayır anneciğim, babamın kirli kıyafetleri yıkamasına yardım ettik. Ve evi süpürmesine. Ve enfes bir turta pişirmesine. Süper baba, kedicikleri eğlendirmekle kalmayıp tüm ev işlerini de mi yaptın? Benim gibi harika bir babadan bunu beklemiyor muydun yoksa hayatım? Babam ev işlerinde süperdi. Tatlı kediciklerimiz de yardım etti. Ben de bugün babanız gibi eve gelirken yanımda leziz bir yiyecek getirdim size çocuklar. Çilekler yaşasın. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Baba ve kedicikler ev işleri yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Ama tüm aile yeniden bir araya gelince herkes çok mutlu oldu. Annemizin doğum günü. Bir gün sabah erkenden babaları ön kapıdan çıkmak üzere parmaklarının ucunda yürüyordu. Baba! Ne? Bu kadar erken nereye gidiyorsun? Bugün annemin doğum günü babacığım. Yoksa unuttun mu? Annenizin doğum gününü asla unutmam biliyorsunuz ama hediyesini iş yerimdeki masamda unutmuşum. Bu yüzden şimdi gidip onu almam ve geri gelmem gerekiyor. Sonra hep birlikte kutlarız. Beni bekleyin tamam mı? Bu harika! Annenizi uyandıracaksınız. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler annelerine hediye olarak güzel bir resim vereceklerdi. Bu gördüğüm en güzel resim. Sizce babam anneme doğum günü için ne hediye almıştır? Hediyesini ofiste unuttuğunu söyledi. Ofisi de bir şeker fabrikasının tam ortasında olduğuna göre... ...ben nefis bir pasta olduğunu tahmin ediyorum. Ama babam her hafta sonu eve pasta getiriyor zaten. Bir doğum günü hediyesinin özel olması gerekir puding. Ama bir pasta da harika olabilir yani. Ve özel. Mesela içine bir mektup koyabilirsin. Ama ya annem mektubu kazayla yerse? Pastanın içine havai fişek de koyabilirsin. O zaman pat diye patlar.
Ama ya işler ters giderse, ya uçmazsa? Babamın pastanın yanında gerçekten özel bir şey hediye etmesi gerekiyor. Annemin gerçekten sevdiği bir şey. Annem sporu çok sever. Annem pembe elbiseleri de çok sever. Annemin en sevdiği şey çiçeklerdir. Hadi gidip bir buket çiçek toplayalım. Böylece babam anneme hediye olarak verebilir. Ama tatlı kedicikler annelerinin doğum gününün sonbaharda olduğunu unutmuşlardı. Ama yine de vazgeçmediler. Çiçek bulmak için her yere baktılar. Aradılar. Taradılar. Ama güzel çiçekler sonbaharda açmıyordu. Hiç çiçek yok. Ne yapacağız şimdi? Şimdi babam anneme sadece pasta mı verecek yani? Sanırım benim çok iyi bir fikrim var. Farklı farklı düşen yapraklardan bir buket yapsak, baksanıza ne kadar güzeller ve renkliler. Tatlı kedicikler annelerinin bu güzel sonbahar buketini görmesi için sabırsızlanıyorlardı. Herkese günaydın. Günaydın. Doğum günü kutlu olsun. Arkamızda hiçbir şey yok. Hediyelerini vermek için babamı bekliyoruz, tamam mı? Babanızın dönmesini mi? Nereye gitti ki? Doğum günü çocuğu neredeymiş bakalım? Burada bir hediye var. Çocuklar, bu bir pasta kutusu değil. Ne kadar güzel bir eşofman. Şu güzel ayakkabılara bakın. Sevdiğin her şey tek bir hediyede. Spor, pembe renkli kıyafetler ve güzel çiçekler. Aa, canım çok teşekkür ederim. Annem için ne kadar harika bir hediye. Sanırım artık bu bukete ihtiyacımız yok ha? Hayır, hala var Puding. Kendi hediyemizle birlikte verebiliriz. Seni seviyorum anne, doğum günü kutlu olsun. Hediyeni verme zamanı geldi. Bu senin için çizdiğimiz resim. Ve bir buket de çiçek. Teşekkür ederim benim canlarım. Şunlara bakın. Bunlar hayatımda aldığım en güzel hediyeler. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Babaları tabii ki nefis bir pasta da getirmişti. Anneleri tüm mumları üfledi. O gün hiçbir şey onu bundan daha fazla mutlu edemezdi. Bisiklet. O gün büyük gündü. Anne ve babası Şeker'e ilk bisikletini hediye ediyordu. Sürpriz. Yaşasın. Artık sizinle büyük bisiklet yarışına katılabileceğim. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Bir dakika, ama ben bisiklet kullanmayı bilmiyorum ki. Eğer abilerin sana yardım ederse hemen öğrenebilirsin. Göreceksin, çok kolay. Evet. Şeker yeni bisikletini arkadaşlarına gösterdiği için çok mutluydu. Hey, şuna bak Şeker, yeni bisikletinle çok havalı görüneceksin. Çok güzelmiş Şeker. Yarışa ne zaman başlayacağız arkadaşlar? Önce Şeker'e bisiklete binmeyi öğretmemiz gerekiyor. Çok kolay Şeker, beni izle. Kurabiye o kadar hızlı sürüyordu ki zavallı Şeker ne yaptığını hiç anlamadı. Anladın mı? Hayır. Olsun, sen yine de bir dene. Bu hiç işe yaramadı. Ben sana nasıl kullanıldığını göstereyim. Puding de kurabiyenin yaptığının aynısını yaptı. Sadece daha yavaş. Bu sırada Şeker olabildiğince yakından izledi. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bak, böyle döneceksin. Bak, en önemlisi pedalları çok hızlı çevirmektir. Bence öğrenmen gereken en önemli şey dengede durmak. Bence en önemlisi zili çalmak, çünkü sesi çok güzel. Şeker, arkadaşlarının tavsiyelerinin hepsini aklında tutmaya çalıştı. Hadi Şeker, bunu yapabilirsin. Çok acıdı. Aynı anda gidonu kıvırıp pedalları hızlı çevirmeyi ve dengemi koruyup zili çalmayı nasıl hatırlayabilirim ki? Eğer dik bir tepenin üstünden başlarsan hızlı gitmek için hızlı pedal çevirmem gerekmez. Ama kurabiye, dengemi nasıl sağlayacağım? Dengeni sağlaman için bisikletine dev tekerlekler takabiliriz.
Ama Puding, bu sence de biraz tehlikeli değil mi? Bence en iyisi seni bir ağaca bağlayıp sonra da... Hayır, bence şekerin bisikletine pembe balonlar bağlayalım. Böylece hem dengeni korursun hem de güzel görünürsün. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Ha? Lekeli'nin babası büyük yarışı başlatmak için gelmişti. Peki şimdi Şeker ne yapacaktı? Yarış başlıyor çocuklar. Burası başlangıç çizgisi. Final çizgisi de kırmızı bayrağın olduğu yer. Keyfini çıkarın ve eğlenin. Ama ben... Yaşasın! Kazandıktan sonra gelip sana bisiklet sürmeyi öğreteceğim Şeker, söz veriyorum. Ama eğer ben kazanırsam ona ben öğretmek istiyorum. Herkes hazır olsun. Yerlerinize geçin. Ben kazanacağım ve Şeker'e ben öğreteceğim. Hayır, öyle olmayacak. Tamam, vazgeçme Şeker. Önce dengede durmaya çalış. Au! Şimdi pedalları çevir. Au! Denge, pedal, şimdi dön. Zili de çalalım. Au! Evet. Bu sırada yarış gittikçe kızışıyordu. Ben Şeker'e senden daha iyi öğretirim. Hayır, ben öğreteceğim. Au! Ay! Böyle üst üste çok komik görünüyorsunuz. Ha? Dört bisikletin üst üste düşmesi sonucunda kazanan Şeker oluyor. Bu bir şaka mı? Anne, baba. Şeker kendi kendine bisiklet sürmeyi öğrendi. Bu harikaydı. Hem de yarışı kazanıp hepimizi geçti. Evet, doğru. İçimden bir ses her şeyin yolunda gideceğini söylüyordu. Bizim için iyi gittiği söylenemez. Çünkü yarışı kaybettik. Yarışı bitiremedik bile. Şeker'in bisiklet kullanmayı öğrenmesi bütün ailemiz için iyi oldu. Çünkü hep birlikte bisikletle dolaşmaya gidebileceğiz. Parkın çevresinde bir sürü bisiklet yolu var. Babaları onların ilk bisikletli piknik turunun parkurunu belirlemişti bile. Bu harika! Ailece uzun bir süre gezeceğimiz için hepimiz karanlıkta parlayan güvenlik yeleklerimizi giyeceğiz. Tamam. Miyav, 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 miyav. Şeker yarışı kazanmış olabilirdi ama ailece eğlenceli vakit geçirmenin yepyeni bir yolunu bulmuşlardı. Bu da tabii ödüllerin en güzeliydi. Doktorlar! Bir gün anneleriyle babaları kurabiye, şeker ve pudinge çok güzel bir oyun hediye etti. Bakın burada ne var kedicikler. Doktorcunun oyunu. Bir termometre. Burada da bandajlar var. Doktor kepleri. Kendi muayenehanenizi kurmak için gereken her şey burada var. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ben doktor olacağım. Hayır, asıl ben doktor olmak istiyorum. Ben de. Eğer hepimiz doktor olacaksak hastaları nereden bulacağız? Arkadaşlarımızdan hasta olmalarını isteriz. Doktorculuk oynuyoruz. Aranızda hasta olan var mı? Evet. Hem de çok. Önce arıyoruz. Birazdan oradayız. Önce ilaçlarımızı alalım. Reçeli bana ver. Üç tatlı kediciğin ilk hastası Cupcake'ti. Evet, neyiniz var söyler misiniz? Sanırım kuyruğuma bir şey oldu. Yeterince güzel görünmüyor. Tamam, sorun değil. Eskisini de çıkartıp yerine güzel bir tavus kuşu kuyruğu takabilirim. Çok basit. Ben başka kuyruk istemiyorum. Bir doktora daha danışayım. Tamam. Ben hiçbir şey duymuyorum. Acaba bir çekişle uyandırsam mı? Sakın yapma. Kuyruğunuzu bandajlarsak bir şeyiniz kalmaz. Tamam, güzel olduğu sürece sorun yok. Teşekkür ederim doktorlar. Umarım daha iyisinizdir efendim. Günde bir elma yemeyi unutmayın. Elma sağlığa yararlıdır. Cupcake artık kendini daha iyi hissettiğine göre doktorların lekeliğe gitme vakti gelmişti. Bu kedicikler için kesinlikle çok rüzgarlı bir yürüyüş oldu. Evet, neyiniz var söyler misiniz? Doktor, ben sanırım uzay virüsü kaptım. Sesim bile kalınlaştı bakın. Aha, gördüğüm kadarıyla sizde uzay ateşi var. Yanımızda da tam ihtiyacımız olan şey var. Şu özel kiraz reçelinden biraz yiyin bakalım. Uzay hastalıklarına birebirdir. Ama ben hepsini bitirdim galiba. Hiç sorun değil. Onun yerine size reçelli iğne de yapabiliriz. Kendinizi anında sağlıklı hissetmeye başlarsınız. Tabii sizi bir karpuza dönüştürmezse ya da bir sulama kabına. Hayır hayır, reçeli iğne istemiyorum. Sakin olun efendim. Bu kadar iyi bir hasta olduğunuz için size bu lollipopu veriyorum. Lütfen biraz dinlenin.
Kendimi şimdiden daha iyi hissediyorum. Lekeli de kendini daha iyi hissediyordu. Küçük tüylü doktorlarımızın şimdi de dumanı iyileştirmesi gerekiyordu. Bu yüzden yağmurda hastalarının evine doğru koştular. Neyiniz var efendim? Ben böyle yağmurlu gri havalarda kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Belki de bıyıklarınızı kıvırsak geçer. Hayır, bıyıklarıma dokunmayın. Benim midem ağrıyor. Evet. Hapşır. Sesi tuhaf geliyor. Hapşır. Sanki bir pervane yutmuşsunuz gibi. Hayır, sanırım daha büyük bir şey. O ses senin midenden geliyor Pudik. Çünkü bütün reçeli yedin. Ha? Evet, haklısın. Benim midemden geliyormuş. Hapşır. Biraz çay ve yulaf kurabiyesi yerseniz midenizin bir şeyi kalmaz. Ayrıca palyaçolarla ilgili bu kitap sizi neşelendirecektir. Palyaçoları hep çok sevdim. Kırmızı burunlarına bayılırım. İnanamıyorum. Sizin burunlarınız da kırmızı. Ha? Anne! Hastaları iyileştirdik. Hapşır. Sıra sıklamsınız. Kedicikler, şu ıslak şapkaları kafanızdan çıkarın ve hemen yatağa gidin. Bu güzel limon çayından içip uyuyun. Böylece hasta olmazsınız. Güzel bir gece uykusundan sonra kedicikler kendilerini harika hissediyordu. Günaydın. Biriniz doktoru mu aradı? Güne iyi başlamanız için size portakal suyu getirdim. Ben de birlikte oynamak için yanımda Billy'e getirdim. Ben de gülün diye komik bir oyuncak getirdim. Bu muayenehaneye başka ne lazım? Ha, tabii ki hızlı bir ambulans. Ben bir ambulansım. Ambulanslar nasıl ses çıkarıyordu? İşte böyle. Miyav, 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 miyav. Kedicikler doktorculuk oynamayı sevmişti ama arkadaşlarıyla oyun oynamak için bol bol enerjileri olmasını çok daha fazla sevmişler. Hazine. Bir gün anneleriyle babaları şeker, kurabiye ve pudingi anneannelerine ziyarete götürdü. Merhaba benim küçük tatlı kediciklerim. Seni gördüğümüze sevindik anneanne. Güle güle anne baba. Hoşçakalın çocuklar. Bugünü birlikte geçireceğimiz için çok heyecanlıyım. Eminim birlikte çok eğleneceğiz. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Hayır, 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 hayır. Koşmak ve zıplamak yok çocuklar. Ama... Sonra vücudun ısınır, terlersin, üstüne bir de hasta olursun. Bir bakalım. Ateşin normal neyse ki, şimdi bir oyun oynayın. Benim mutfakta bazı işlerim var. Çocuklar yanlarında oynamak için ip ve badminton seti getirmişlerdi. Ama koşmak ve zıplamak yasaksa bunlarla nasıl oynayabilirlerdi ki? Peki şimdi ne yapacağız? Tırmanabileceğimiz bir ağaç bulalım. Harika bir fikir. Hayır, hayır. Bu güvenli değil. Ağaçlara tırmanmak da yok. Daldan kayabilirsiniz ya da kafanız ağaç deliğine girebilir. Hatta düşebilirsiniz. Bu güvenli değil. Siz iyisi mi usta usta oturun canlarım. Hiçbir şey yapamıyorsak nasıl eğleneceğiz biz? Buldum. Ağaca meşe palamudu atmaca oynayalım. Eğlenceli görünüyor. Ben deneyeceğim. Bakın nasıl gidiyor. Hayır, bu da güvenli değil. Meşe palamudu atmak da yasak. Ya geri sekip burnunuza gelse canlarım? Peki o zaman nasıl eğlenebiliriz? Ben galiba güvenli bir oyun biliyorum. Bir yerlerde değerli bir hazine saklayacağız. Sonra da anneannem onu bulmaya çalışacak. Tamam, bu kulağa hoş ve güvenli geliyor. Hazine saklandıktan sonra anneanne onu bulana kadar kedicikler sıcak soğuk dediler. Acaba nereye saklamış olabilirlerdi? Şurası. Hey! Şuradaki çalıya. Hazırız anneanne. Ve anneanne hazineyi aramaya başladı. Sıcak sıcak. Soğuk. Ha? Ne? Üşüdünüz mü çocuklar? Hasta mı oluyorsunuz yoksa? Bu oyunun bir parçası anneanne. Sıcaklıktan bahsetmiyorum. Soğuk hazineden uzak olduğunu gösterir. Soğuk anneanne. Buz gibi soğuk. İşte şimdi gerçekten üşüdüm. Sıcak. Daha sıcak. Şu anda yanıyorsun. Hazineyi buldum kedicikler. Ama bu bizim kutumuz değil ki. Bizimki maviydi ve daha küçüktü. Buna inanamıyorum. Bu benim uzun zamandır aradığım define kutum. Ben de sizin gibi küçük bir kediyken bunun içine en sevdiğim şeylerle doldururdum.
Anneanne, bizim gibi oyuncu bir kedi yavrusu olduğun zamanları hatırlıyor musun? Elbette. O zamanlar badminton en sevdiğim spordu. Üstelik çok da iyi oynardım. Bu atlama ipi de en sevdiğim ikinci şeydi. Vay canına. Anneanne hasta olmaktan korkmadan zıplayıp oyunları oynuyormuş demek. Bu meşe palamudunu tırmanmak imkansız dedikleri bir ağacın tepesinden toplamıştım. Ağızlarının payını verdim tabii. Ama en çok sevdiğim şey ok atmaktı. Ya onlardan biri geri sekip burnuna gelse ne olacak? Ucu vantuzlu oklar kullanıyordum. O yüzden burnuna gelse de o kadar acıtmazdı. Oo, fırının sesi bu. İçindekiler pişti demektir. Gidip çıkarayım. Anneannen gerçekten çok eğlenceliymiş. Peki neden bizim de eğlenmemize izin verilmiyor? Değerli kediciklerim, elbette eğleneceğiz. Ama önce şu taptaze kurabiyelerden yiyin. Anneanne altın korsan parası şeklinde kurabiyeler pişirmiş, define kutusunu bunlarla doldurmuştu. Sen dünyanın en değerli hazinesisin anneanne. Siz de benim en değerli hazinemsiniz. Söyleyin bakalım, kim ok atmayı öğrenmek istiyor? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Çocukluk anıları anneanneye genç olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlattı. O ve torunları bu harika günün sonuna kadar birlikte koştular, zıpladılar, güldüler ve oyunlar oynadılar. Kelebek. Güzel bir günde tatlı kedicikler oyun parkında çok eğleniyordu. Gece hayalet gibi bir şeye benziyor. Yakalamaya çalıştığın şey nedir Puding? Gerçek hayatta daha önce hiç görmediğim harika kelebekleri. Böylece onlara kendim bakabilirim. Yakalamak için uğraştığım şey bir gökkuşağı kelebeği. Kanatları güzel bir gökkuşağı gibi rengarenk. Puding, bu gerçekten de harika. Onlardan birini görmeyi gerçekten çok isterim. Aslında onlar burada yaşamıyor. Gökkuşağı kelebekleri sadece tropik ülkelerde bulunuyormuş ya. Tatlı kedicikler eve döndüğünde onları bekleyen bir sürprizle karşılaştılar. Bilin bakalım ne oldu. Dedeniz bize bir kutu tropikal meyve gönderdi. Harika değil mi? Ananas. Oh, küçük bir tırtıl. Aa, şuna bakın. Gerçekten büyük bir tane. Onu burada tutabilir miyim anne lütfen? Büyük bir kelebek olursa ne güzel olur. Olabilir tabii ama lütfen evin her tarafına sürünmesine izin vermeyin. Tırtıllar beni korkutur. Söz veriyorum anneciğim. Gözlerimi ondan ayırmayacağım. Müthiş! Miyav, 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 miyav. Puding, bu kıvrımlı ve şekilsiz tırtılın bir süre sonra gerçekten güzel bir kelebeğe dönüşeceğinden emin misin? Eminim dönüşecek. Ona gerçekten iyi, dikkatli ve özenle baktığım sürece. Oh! Bir zamanlar bir kelebek vardı. Kanalı değiştirebilir misin lütfen? En sevdiğimiz dizi başlamak üzere. Beklemeniz gerekiyor. Tırtılımız kelebekler hakkındaki bu programı izlemeyi gerçekten sever. Biraz abartıyor gibisin. Ya o şey hiçbir zaman kelebeğe dönüşmezse? Evet, dönüşecek. İkiniz de sadece bekleyin. Dünyadaki gerçekten ama gerçekten en güzel kelebeğe dönüşeceğini biliyorum. Yaşasın. Sonunda oldu işte. Ne? Ne oldu? Tırtıl bir kelebeğe mi dönüştü? Aslında tam olarak değil ama yakında dönüşecek. Bir kozaya girdi ve bir kelebek olarak geri dönecek. Güzel bir kelebek yerine çirkin, ürpertici bir böcek ortaya çıkarsa ne olur? Gergedan böceği falan gibi bir şey. Ya da belki onun yerine harika bir yarasa çıkacak. Ya da başka bir şey ortaya çıkarsa? Özel güçleri olan bir kedi mesela. Harika. Şimdi gerçekten gerginim.
Hadi canım, şuna bakın. Bu tam olarak umduğum şeydi. İşte bu gökkuşağı kelebeği. İnanılmaz, bu gerçekten çok Hadi güzel. Anne babamıza gösterelim. Ne kadar güzel bir kelebek. Harika iş çocuklar. Dürüst olmak gerekirse işi yapan biz değildik. Puding yaptı. Evet, Puding Turtle'la çok iyi ilgilendi. Ve şimdi onu kavanozdan çıkarmamız gerekiyor. Böylece özgürce uçabilir. Diğer tüm harika güzel kelebeklerle beraber. Bir ara bizi ziyarete gel gökkuşağı kelebeği, tamam mı? Umarım iyi olursun. Görüşürüz. Canlarım, gökkuşağı kelebek dostunuzu hep hatırlayacağınızdan eminim. Şimdi sizin için aldığım aksesuarları takın. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Puding'in iyi bakımı sayesinde gökkuşağı kelebeği kendine tropikal bir ülke bulabilir. Tabii ki bizimkilerin arka bahçesinde. Korkunç kedicikler! Tatlı kediciklerin bu yılki korku gecesiydi. Oldukça heyecanlı olan kurabiye, şeker ve puding korkunç kıyafetler giyerek birbirlerini korkutuyorlardı. Ben bir canavarım. Bense küçük bir cadıyım. Ve ben de bir iskeletim. Harika! Miyav, 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 miyav! Korktunuz mu? Aman tanrım, o kadar korkunçsunuz ki korkudan ödüm patladı. Anneniz haklı, siz kedicikler çok korkunç görünüyorsunuz. Anlaşılan, anne ve babamızı korkuttuk. Peki ama bizi kim korkutacak bakalım? Bizi kimse korkutamaz. Bunun için çok cesuruz. Birkaç arkadaşımızı da çağıralım. İçlerinden biri belki bizi korkutabilir. İlk korkunç arkadaşları Cupcake'ti. Hadi Cupcake, korkut bizi. Ben Cupcake değilim. Ben Örümcek Prenses Cupcake'im bu. Cupcake hiç de korkutucu değil. Her neyse, ama en azından güzelim değil mi? Bir sonraki ürkütücü dostları ise arkadaşlarını korkutmayı çok seven Gece. Ben geceleri yaratıyorum. Deneme yapıyordum. Korkunç bir vampirim. Nasıldı? Üzgünüm ama bu da işe yaramadı. Sanırım biz kedicikleri korkutmak imkansız. Korku geceniz nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Hayır, birazcık bile korkmadık. Demek hiç korkmadınız ha? Anlaşıldı. Biz biraz bahçeyle ilgileneceğiz. Biz yokken neden evi süslemiyorsunuz? Korkunç dekor kullanabilirsiniz. Korkunç bir dekorasyon, tam ihtiyacımız olan şey. Heyecanlı kedicikler ve arkadaşları işe koyuldular. Kurabiye korkunç canavar suratları çizdi. Cupcake bir sürü kağıttan örümcek kesti. Ve hep birlikte peçetelerden hayaletler ve yarasalar yaptılar. Üçe kadar sayalım. Arkamızı dönüp ne kadar korkunç olduğuna bakalım. Bir, iki, üç. Açıkçası çok hoş görünüyor. Evet, ama korkunç olması gerekiyordu. Birbirimize korkunç hikayeler anlatsak nasıl olur? Vampir gecenin bildiği bir sürü korkunç hikaye var. Soğuk, karanlık ve rüzgarlı bir geceydi. Hayır, ben hala korkmadım. Nasıl korkunç olacağını biliyorum. Fena değil. Pekala. Soğuk, karanlık ve rüzgarlıydı. Tamam, ben korkmaya başladım. Ben korkmadım. Henüz korkunç bir şey yapmadı. Şeker, koridorun ışığını sen oradan nasıl kapattın? Ben yapmadım. Olamaz. Orada biri olmalı. Belki sadece rüzgardı. Gerçek bir hayalet olabilir mi? Ya da büyük ve siyah bir yarasa. Ne olursa olsun onunla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Kurabiyenin parlak bir fikri vardı. Evet kurabiye, çok cesursun. Çocuklar, orada iki tane kocaman kedi kadar büyük yarasa vardı. Merhaba çocuklar, biri dev yarasalar hakkında bir şey mi dedi? No, sizi korkuttu mu? Sanırım haklıydın kurabiye. Bu yarasalar gerçekten de kedi kadar büyükler. Kostümleriniz gerçekten harika görünüyor. Gerçekten yarasa olduğunuzu sandım.
Vay canına. Dekorasyonlarınızın hepsi çok yaratıcı. Gerçekten de korkunç denebilecek kadar güzeller. Sürprize hazır mısınız? Şeker, tatlım, ışıklar. Acaba ne çıkacak? Aa! Bu harika! Miyav, 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 miyav! Babanın korku gecesi pastası korkunç derecede lezzetliydi. Kedicikler bu keyifli korku gecesini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak geçirdiler. Kardan heykeller. Bir gün ressam kedi en iyi kardan heykel yarışması düzenledi. Yarışmanın kazananı bir kutu lezzetli kurabiye ile ödüllendirilecek. Yarışasın! Miyav, 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 miyav! Kameraya bakın çocuklar, gülümseyin, herkes fare desin. Fare! Bunlar kürekleriniz. Karları kil olarak hayal edin. İlham veren bir şey bulun ve onun heykelini yapın. Başlayın. Ben dev bir kardan kedi yapacağım. Ben çok daha güzel bir kardan kedi yapacağım. Ben de öyle. Duman da kardan kedi yapmaya karar verdi. Ve tarçın da. Ve cupcake de. Sanırım kollar genellikle dallardan yapılıyor. Ve gözler içinde düğme yerine cıvata somunu kullanabiliriz. Onlardan getirmedim tarçın. Birkaç tane alabilir miyim? Bize de verir misin? Burnunu kozalaktan yapabiliriz. İşte böyle. Pekala, hadi heykellere bakıp bu lezzetli kurabiyeleri kimin kazanacağını belirleyelim. Ben. Önce en iyi heykeli seçmemiz gerekiyor. Ama ressam kedi hepsi birbirine benzeyen kardan kedileri görünce hangisinin en iyi olduğuna karar veremedi. Miau, bu çok zor bir iş. Benim kardan kedim içlerinde en beyazı olabilir. Ama hepsi aynı şeyden yapıldı. Bu yüzden renkleri aynı. Bakalım aralarında bir fark bulabilecek miyiz? Fakat tam o anda güçlü bir kar fırtınası çıkınca tatlı kedicikler ve yaptıkları kardan kediler yumuşak beyaz bir örtüyle kaplandı. Vay, her şey karla kaplanmış. Baksana. Hey, canım yandı. Üzgünüm, seni kardan kedi mi sanmıştım. Heykel yarışmasına devam etmek istiyorsanız kendi kardan kedilerinizi ortaya çıkartmalısınız. Fakat kardan kedileri karın altından çıkarmak kolay değil. Hey, kardan heykelim nereye gitti? Tam buradaydı. Benim kardan kedim iyi durumda. Hayır değil. Elimde kalan tek şey bu. Olamaz, hepsi bozulmuş. Heykellerimizi evde yapmalıyız çocuklar. Böylece karla kaplanmazlar. Ama kurabiye, evde hemen erirler. Öyleyse onları metal gibi bir malzemeden yapalım. Metal erimez. Elbette yapabiliriz ama o zaman kardan heykel olmazlar. Robot gibi bir şey olurlar. O zaman... bilmiyorum. Sanırım karnım çok acıktı. Hey! Aklıma bir şey geldi. Puding baksana. Heykelin şu anda bir pastaya benziyor değil mi? Haklısın, benziyor. Tek yapman gereken üstüne bir gül koymak. Harika! Ben kardan güzel bir prenses tacı yapacağım. Ben bir uzay gemisi yapacağım. Ben kardan palyaço yapacağım. Sonunda tüm kedicikler kendi özel heykellerini yapmaya başladı. Şeker babasını, annesini, kurabiye, puding ve kendisini yaptı. İşte şimdi kardan heykelleriniz eşsiz ve harika görünüyor. En iyisini seçmek şimdi çok daha zor. Ama sanırım yapılması gerekeni biliyorum. Hepiniz bu muhteşem heykeller için kendi kurabiye kutunuzu hak ediyorsunuz. Yarışı kazandık. Hepinizle gurur duyuyorum çocuklar. Bu arada bunlar benim tariflerimden biriydi. Sanırım yerel haberler başlamak üzere. Bugün gerçekleşen kardan heykel yarışmasının kazananları kurabiye, şeker, puding, duman, tarçın ve cupcake. Ne kadar da yetenekliler değil mi? Televizyoda çıktık, artık ünlüyüz. Herkes heykellerimize bayılmış. Anlaşılan babaları yarışmayı kaydedip haber merkezine göndermekle iyi iş çıkarmış. Harika! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler heykellerini tüm kasabayla paylaşırken ödül kurabiyelerini de aileleriyle paylaştılar.
çamurlu eğlence. Kurabiye, şeker ve puding karın nihayet eridiğini görmekten son derece mutluydu. Ne zamandır bunu bekliyorduk. Ve sonunda geldi işte. Güneş Hanım'ı kastediyorsun. Hayır, yeni tahterevalliyi söylüyorum. Çok güzel. Miyav, 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 miyav. İlk giden kapar. Evet. Dikkat et kurabiye. Yeni tahterevalli yapışkan kirli bir çamur birikintisinin tam ortasındaydı. Yürüyerek tahterevalliye gitmeye kalkarsak her tarafımız çamur olur. Babam burada olsaydı hiç sorun olmazdı. Üçümüzü de kucağına alır tahterevalliye taşırdı. Ama Pudding, babam bize yardım edemez. Şu an işte. Merhaba. Doğru ya, ben fabrikada çalışıyorum. Bir dakika, çamurlanmamak için ayaklık kullanabiliriz. Başka güzel önerilerin de varsa söyle kurabiye. Çamurun üstüne bir şey koyup onunla karşıya geçebiliriz. Peki ne yapalım? Ben ne yapacağımızı biliyorum. Çok derin değil. Bakın çocuklar, lastik çizmelerle rahatça çamurdan geçebiliriz. Şimdi tatlı kediciklerin yüzlerinde gülücük, ayaklarında da lastik botlar vardı. Ama Cupcake'le Gece de tahterevalliye ulaşmaya çalışıyordu. Hadi Cupcake, dikkat et Gece. Üstüm başım çamur olursa bu kadar şık görünemem. Miyav! Kirli çamur. Şeker, ilk binen olmak ister misin? Evet, çok teşekkürler Cupcake. Bu iş çok eğlenceli olacak. Ama lütfen çizmelerime çamur sıçratmayın. Olamaz. Her taraf çamur oldu. Gece bile baştan aşağı çamura bulanmış. Gülmeyin, elbisem battı. Benim de gömleğim. Pudding, ağlama. Birikintideki suyla seni temizlerim. Ama ne yazık ki suyla silince çamur daha çok dağıldı. Şimdi daha kirli oldum. Nasıl olsa üstümüz başımız kirlendi. Bence artık çamurun tadını çıkarabiliriz çocuklar. Kurabiye, özür dilerim ama bu çok iğrenç. Çocuklar, üstümüzü başımızı kirlettiğimiz için annemiz çok üzülecek ama. İyi de bu çamuru biz getirmedik ki. Dışarıda oynamaya çıkmadan önce çamurun kurumasını beklemeliydik. Bu çamur ne zaman kurur? Sanırım yaza kadar kurumuş olur. Vay, çok eğlenmişe benziyorsunuz. Üstümüze çamur bulaştırdığımız için çok üzgünüz. Ama merak etme, bundan böyle dışarı çıkmamaya karar verdik. En azından yaz gelene kadar. Yaza kadar dışarı çıkmayacak mısınız? Anne, sen de bizim gibi çamurlandın. Doğru, ama bu kadar çamurdan kimseye zarar gelmez. Ama üstündeki giysi mahvolmadı mı? Yok canım, sadece biraz kirlendi. Ama çamaşır makinesi her şeyi pırıl pırıl yapar. Yaşasın, hep birlikte çamaşır makinesini alkışlayalım. Evet, giysiler makinede yıkanabilir. Ama onları bilerek kirletmek hiç hoş değil. Sonuçta hasta olabilirsin. Çamur kuruyana dek içeride beklememiz gerekmiyor mu? Tabii ki hayır, dışarı çıkmak yararlıdır. Çamur olsa bile. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ve tam o anda baba eve geldi. Yani çamur içindeki o kişinin baba olduğunu düşündüler. Merhaba! Araba çamura saplandı. Ben de inip itmek zorunda kaldım. Çamur tatlı kediciklerin çamur gergedanı gibi görünmesine neden oldu. Çamaşır makinesi çamurlu giysileri tertemiz yıkadı. Daha sonra ailece biraz daha eğlenmek için tekrar dışarı çıktılar ve kimse üstüne biraz sıçramasından rahatsız olmadı. Postacı kediler. Güzel bir günün sabahında sevgili Bay Postacı posta aracıyla paket teslimatı yapıyordu. Ama birden bir aksilik oldu. Hey! Bekle! Olamaz. Anlaşılan birileri paketlerini teslim alamayacak. Eminim. Bunları almayı çok istemişlerdir.
Neden paketleri biz teslim etmiyoruz? Postacı kedi olmayı hep istemişimdir. Bu da bir fırsat. Postacı kedi olduk. Miyav, 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 miyav. Ancak Su paketlerin üzerindeki adresleri silmişti. Bu durumda kime neyi vereceklerini nereden bileceklerdi? Aklıma harika bir fikir geldi. Paketlerin şekillerini inceleyerek kimin hangi kutuyu alacağını tahmin edebiliriz. Örneğin bu çok güzel bir paket. Güzel bir kurdele ve fiyonkla süslenmiş. Böyle güzel şeyleri kim sever? Tabii ki cupcake. Aa, bu gerçekten harika bir şey. Galiba bunun da içinde sıcacık bir kazak var. O yüzden bu dumanın olmalı. Çünkü sürekli üşütür o. Sanırım bunun içinde siyah bir şemsiye var. Siyah rengi en çok seven kedi kim? Tabii ki bizim Gece. Bu son paket kimin olabilir? Belki tarçın için alet edevat gelmiştir. Ya da lekeli için bir uzay cihazıdır. Bu gizemli kutuyu şimdilik kenara koyalım. Önce diğerlerini teslim edelim, tamam mı? Tatlı kedicikler önce Gece'nin paketini teslim etti. Ama içinde şemsiye yoktu. Bir tablet gelmişti. Üstelik hiç de siyah değildi. Bu pembe. Sevmem. Sonraki durakları Duman'ın eviydi. Ona sıcacık kazak verdiler. Olamaz. Benim istediğim şapka bu değildi. Ben ucunda çan olan gökkuşağı renginde bir şey istiyordum. Cupcake de güzel kurdeleli ve fiyonklu paketi aldı. Bu nedir? Başım sirk çadırı gibi görünüyor. Şimdi bu son paketin kime verileceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Hey durun! Ben bu komik görünümlü palyaço şapkasını almamıştım. Ben tablet almıştım. O zaman bu komik görünümlü şapkayı kim almış olabilir? Herhalde palyaçoları seven biridir. O zaman Duman olmalı. Bu benim istediğime daha çok benziyor. Şimdi tam gerçek hayattaki palyaçolar gibi oldum. Bir palyaçonun üzerinde asla öyle siyah bir şey göremezsiniz. Ama Gece'nin üzerinde görebiliriz. Yaşasın kazam. Güzel ve kapkara. Üstünde gerçekten çok şık durdu. Bu da Cupcake'in sipariş ettiği pembe tablet olmalı. İşte bu gerçekten çok güzel. Tatlı kedicikler bütün paketleri gerçek sahiplerine ulaştırmayı başarmıştı. Gizemli kutu dışında. Bence kutuyu açıp içinde ne olduğuna bakalım. O zaman kime gideceğini tahmin edebiliriz. Başkasına ait bir paketi açmaman gerekir. O zaman bunu ne yapacağız? Paketi her yere taşımaktan yoruldum. Bay Postacı Kedi'nin gelmesi hepsini çok sevindirdi. Şeker, kurabiye, puding. Anlaşılan araçtan birkaç paket düşmüş. Siz onları gördünüz mü çocuklar? O da düşen paketlerden biri. Kayıp paketleri bulduk. Ve hepsini kendi elimizde sahiplerine teslim ettik. Çok teşekkür ederim. Ben de onları bir daha bulamayacağım diye korkmaya başlamıştım. Ama bu paketi kimin sipariş ettiğini tahmin edemedik. Tamam, adres silinmişse yan taraftaki numaraya bakalım. Bu 125 numaralı paket ve işte bu adres. Hadi gidip paketimizi verelim. Yaşasın! Evet, işte geldik. Ama burası bizim evimiz. Evet, kesinlikle öyle. Paketin teslim edileceği yer de burası. Ne yani? Şimdi biz kendi paketimizi mi teslim etmiş olduk? Postacı kedi olduk. Miyav, 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 miyav. Gizemli kutunun içinden anneannenin gönderdiği hediyeler çıktı. Ne kadar nazik. Üç tatlı kedicik hem arkadaşlarına hem de kendilerine neşe ve sevinç veren şeyler teslim ettikleri için mutlu oldu. Hikaye yazmak. Bir gün kurabiye, şeker ve puding babalarından onlara bir kitap okumasını istedi. Ben güzel bir prenses kitabı istiyorum. Ama içinde bir sürü korsan olsun. Ve ayrıca bir sürü mantar olsun. Tamam, bu bir prenses kitabı. Bu da korsanlarla ilgili. Ve bir de mantar ansiklopedisi. Prenseslerle ilgili bir masal daha dinlemek istemiyorum. Çok sıkıldım. Ben de korsanlarla ilgili bir masal dinlemek istemiyorum. Ama mantar kitabı güzel değil Hayır, mi? Hayır, asla olmaz. Bence kafa kafaya verip içinde prenses, korsan ve mantar olan bir kitap yazmalısınız. Gerçek yazarlar olacağız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Birlikte bir hikaye belirleyeceğiz çocuklar. Ve babam da bizim için onu yazacak. Hey.
ama kitap yazmanın hiç de kolay olmadığını anladılar. Neden başlamıyoruz? Hey! Ne? Buldum. Hayır. Sanırım hiçbir şey bulamıyoruz. Harika bir kitap yazmak için ilham bulmanız gerekiyor. İlham mı? O da ne? İlham, aklınızda bir fikir yokken bir anda ortaya çıkan şeydir. Bir fikrim var. Ormanın derinliklerinde... Buldum. Hikaye ayda başlıyor. Bir nice mantarı mantarmayı bunlarıyla çatışıyor ve sonra da onları bayağı... Bu şekilde olmaz. Sadece biriniz başlamalı ve sonra sırayı diğerine vermeli. Babamız haklı çocuklar. O zaman başlıyorum. Ormanın derinliklerinde güzel bir... Mantar varmış. Değil mi? Hayır. Bir şato varmış. Akıllı prensesin şatosu. Kuledeki odasında oturup etrafı seyrediyormuş. Prenses oturup etrafı seyrediyormuş. Güzel bir başlangıç. Ardından şatoya şeyler saldırmış. Mantarlar! Mantarlar değil puding. Korsanlar. Peki tamam. Oho. Korsanlar şatoyu almış ve onu gemilerine götürmüş. Prenses pencereden dışarı bakmış ve dev bir... Mantar görmüş. Okyanus mantarı, evet. Hadi ama neden bir okyanus mantarı görsün ki? Sizin prensesleriniz ve korsanlarınız varsa neden benim mantarlarım olmasın? Pekala, öyleyse ne yazıyorum? Ne yapıyorsunuz bakalım? Gelecekler yazar olmaya karar verdi. Korsan gemimize saldırması için çok havalı bir şey arıyoruz. Güzel bir şeye ihtiyacımız var. Eğlenceli olmalı. Şunu açar mısın lütfen? Bir dev olabilir belki. Mesela bir mantar. Anne, ben de aynı şeyi söylemiştim. Gemiyi batırmak isteyen dev bir mantar. Sola dön, ahbap. Sağa dön, ahbap. Sola dön. Sağa dön. Sola dön. Sağa dön. Dikkat edin. Şu anda dev mantar geliyor. Korsanlar, mantarı geri püskürtmeye hazır olun. Ama mantarın dev bir metal kaskı var. Bakın, evet. Hey, çok iyi bir fikrim var. Dev mantarı kaynatıp çorba yaparak yenebiliriz, değil mi? Çünkü kaynayan bir mantar gemiye zarar veremez. Ardından korsanlar dev mantarı yendi. Ve prensesle arkadaş oldular. Ve hep birlikte denizde harika maceralar atıldılar. Ve son. Bir mantar, prenses ve korsan hikayesi. Çok güzel bir hikaye. Bu arada gerçekten mantar çorbasının kokusunu alabiliyorum. İşte kokusunu aldığın mantar çorbası. Küçük yazarlarım, yemek vakti. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Ve lezzetli yemeklerinden sonra baba, kendi kediciklerinin yazdığı Prenses Korsan ve Deniz'in Dev Mantarı hikayesini bir kitap haline getirdi. İlk uçak yolculuğu. Bir sabah anne ve baba kedinin heyecan verici bir haberi vardı. Yarın ailecek bir tatile çıkıyoruz çocuklar. Ve ayrıca oraya gitmek için uçağa bineceğiz. Uçak mı? Gerçekten mi? Vay canına. Daha önce hiç gerçek bir uçağa binmemiştik. Peki nasıl olacak baba? Önce havaalanına gideceğiz. Orası bütün uçakların yaşadığı bir ev gibi. Sonra tüm bavullarımızı alacaklar. Hey! Bırak beni! Sonra biletlerimize bakacaklar. 1, 2, 3, 4. Peki beşinci nerede? 5. Ve sonra uçağa bineceğiz, havalanacağız ve bulutların üstünde uçacağız. Bulutların üstünde mi? O kadar yukarıda mı olacağız? Harika! Miyav, 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 miyav! Sonraki gün anne, baba ve kedicikler taksiyle havaalanına gitti. Hadi, uçağa geç kalmak istemeyiz. Yoksa bizi almadan giderler. Öyle mi? Önce tüm bavullarımızı sarıyoruz. Böylece onlara hiçbir şey olmayacak.
Sadece büyük bavulların teslim edilmesi gerek. Puding, hayır. Ve şimdi nereye oturacağımızı öğreneceğiz. Ben cam tarafına oturmak istiyorum. Ben evimizdeki güvenlik koltuğumuzda oturmak istiyorum. Pekala, Puding kurabiye ve şekerle oturacak. Ve bu makine bavullarımızda ne olduğunu gösteriyor. Sıvılara bakıyorlar çünkü onları uçağa kabul etmiyorlar. Öyle mi? Hey, o şişeyle uçağa binemezsin. Öyleyse eve gitmem gerekecek. Suyunu burada içtikten sonra uçağa binebilirsin. Çabuk ol, yoksa geç kalacağız. Güzel, hadi gidelim. Şimdi olmaz. Tuvalete gitmem gerekiyor. Lütfen dikkat. Bu kurabiye, şeker, puding ve ebeveynlerinin uçağa gelmesi için son çağrımızdır. Hadi koşun. Bizi bekleyin. Ben bulutların üstünde uçmak istemiyorum. Bırakıp gidin beni. Tatile çıkmak istemiyor musun? İstiyorum. Ama uçmaktan çok korkuyorum. Çok iyi bir fikrim var. Bir şeyden korktuğumuz zaman ne yapıyorduk Puding? İmdat, imdat, imdat diye bağırıyoruz. Hayır, gözlerimizi kapatıyoruz. Böylece o kadar korkmuyoruz, değil mi? Kurabiye ve şeker Puding'in gözü kapalıyken uçağa binip koltuğuna oturmasına yardım etti. Vay, çok yüksekte uçuyoruz. Bulutlar çok yumuşak ve güzel görünüyor. Vay canına, hiç de korkutucu değilmiş. Hatta harika görünüyor. Birazdan nefis atıştırmalıklar ve içecekler servis edeceğiz. Bu arada çizgi roman ve dergi okumak ister misiniz çocuklar? Bu harika. Uçmaktan korktuğuma inanamıyorum çünkü bu gerçekten harika. Miyav, 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 miyav. Hala havada mıyız, söyler misiniz? Evet hayatım, çok yüksekteyiz. Getirmemi istediğiniz bir şey var mı? Gözünü kapatarak oturduğu sürece bir sorun yok. Zavallı şey uçmayı hiç sevmez. Çok yazık. İyi olacağım ama lütfen patimi bırakma, tamam mı? Tatlı kedicikler gerçek bir uçakta harika vakit geçirdi. Ve cesur Puding artık uçmaktan korkmuyor. Süt dişi. Bir gün kahvaltı ederken şeker tuhaf bir şey hissetti. Galiba dişim sallanıyor. Bu iyi bir şey. Dişleri çıkmaya başladı demektir şeker. Ne? Anne, bütün dişlerimi kaybedecek miyim? Merak etme tatlım. Şu anda sadece süt dişlerini kaybediyorsun. Süt dişlerinin hepsi çıktıktan sonra kalıcı dişlerin çıkacak. Onlar da ömrün boyunca senin olacak. Kurabiye ile ben de küçükken aynı şeyi yaşadık. Yani yeni bir dişim mi olacak? Bu harika. Miyav, 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 miyav. Şeker dişini arkadaşlarına göstermek için sabırsızlanıyordu. Bak, gördün mü? Gördüm. Sallanan bir diş, bu harika. Ben süt dişlerimi kaybetmekten hiç hoşlanmamıştım. O kadar da güzel görünmeyeceğini düşünmüştüm. Benim dişlerim çıktığında yerine kocaman canavar dişleri çıksın diye çok istemiştim. Ama olmadı işte. Dişin çıktığı zaman onu yastığının altına koyabilirsin. Böylece sabah uyandığında bir hediye bulabilirsin. Bu harika. Ben de hediyem olsun istiyorum o zaman. Dişin çıkmasını hızlandırmanın bir yolu var mı? Bir elmayı ısırabilirsin. Böylece dişin takılı kalır ve hemen çıkar. Peki ya dişimi kaza eseri elmayla birlikte yersem? O zaman hediye de alamamış olurum. Sallanan dişine bir ip bağla. Sonra ipin öbür ucunu arabanın arkasına bağla. Araba hareket edince dişini de alıp götürün.
Biliyor musun? Aslında bir uçağa bağlasan çok daha iyi olur. Ya dişim yeterince sallanmıyorsa ve çıkmazsa? Dişin kendi kendine çıkmazsa sen de dişçiye gidersin. Ben bir keresinde yapmıştım. Karanlık ve korkutucu bir dişçi muayenehanesiydi. Dişçi de siyah ve korkutucu bir maske takıyordu. Zavallı küçük süt dişime asıldı. Çekti ve yerinden kopardı. Gece korkutucu hikayeler anlatmaya başladı yine. Diş doktorları siyah ve korkutucu maskeler takmaz. Aslında çok yardımsever ve iyi insanlardır. Dişçilerden korkmuyorum ama yine de gitmeyeceğim. Dişimin kendi kendine düşmesini istiyorum. Bekle. Evet, öğle yemeği vakti. Hadi sofraya Şeker. Şeker bütün gün hiçbir şey yememişti. Ve sallanan dişi hala yerinde duruyordu. Bu kadar yeter. Hemen dişçiyi arıyorum. Eminim bu konuyu hemen çözecektir. Alo, dişçiden randevu almak istiyordum. Ama ben dişçiye gitmek istemiyorum ki. Çok korkuyorum. Merak etme Şeker, biz de seninle geleceğiz. Evet. Pekala Şeker. Şimdi ağzımızı kocaman açalım. Hop, süt dişin çıktı bile. Ah, bitti evet, mi? Evet, çok yakında bir tane yetişkin dişin olacak. Ama sakın unutma. Dişlerini fırçalamalı, diş ipiyle temizlemeli ve bana kontrole gelmelisin. Teşekkür ederim efendim. Artık dişimi verip hediye alabilirim. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Bir saniye. Oh, babamız bir süre burada kalsa iyi olur. Dişinin biraz işi var. Çok mu şeker yiyorsunuz acaba? Ben şeker fabrikasında çalıştığım için zorundayım. Herkesin dişine iyi bakması gerekir. Çok fazla tatlı yememeli. Günde iki kez fırçalayıp diş ipiyle temizlemeli. Böylece herkesin sağlıklı ve güçlü dişleri olabilir.